Mevlüt Türen, 01.07.1988. Ulubey Güvenlik Mahallesi'nde doğdum. 3 tane kız kardeşim var, ben tekim. Keşke bir tane daha olsaydı. Çok çok zor şartlar altında okuduk, büyüdük. Allah razı olsun babamdan, annemden, babamdan. Yazları fındık toplamaya geldik orduya. Ondan sonra kendi fındığımızı topladık köyde okumak için. Abi ben şehir dışına çıkmadım, babam da çıkmamış. Bizde gurbet iş olmaz abi. Devamlı ordudaydı. 36 yaşındayım. Köyde fındık topladık, okuduk, gittik. Şimdi de böyle yolda geziyordum bir gün. Birisi dedi ki, eleman safı kurduğumuzda rüzgar temizlik vardı. Adem abi rahmetli. 40 yaşında vefat etti. Eleman aranıyor yazmıştı. Ben de gittim, üst kata çıktım. Dedim, eleman arıyor musunuz? Evet dedi, bir tane bayan vardı Yeşim abla dedi. Arıyor dedi. Allah razı olsun, gel pazartesi günü başla dedi. Adem abinin yanında 2006'da başladım işte. 2008'de askere gittim. Askerden sonra gel bir daha çalış dedi. Cam temizleme işi yaptım. Adem abi 1988'de İstanbul'dan orduya enik getiren eden kişi, Allah razı olsun, Adem Odabaş. Onun mesleği cam temizleme. Orduya enik getiren bu işi İstanbul'dan getirmiş rahmetli Adem abi. Delikkaya Mahallesi'nden. 2006'da başladım. 2024'te 18 yıldan beri bu cam temizleme işlerini yapıyorum orduda. Abi bu cam temizleme işinin zorlukları şöyledir. Yazın güzel olur. Kışın soğuk da olsa, şimdi böyle benim 40-50 tane dükkanım var. Mesela pazartesi, çarşamba, cuma kuyumcu camları siliyorum. Salı, perşembe günleri de kasap camları, mağaza camlarıyla siliyorum. Ondan sonra kuyumcu olarak işte var 20-25 tane. Çarşıda beni tanımayan yok. Ama kışın da şimdi ne yapıyorsun? Kışın da karda, yazda şimdi bu ekmek teknesinde ekmek yediğimiz için şey yapıyoruz efendim. Size nasıl söyleyeyim? Kışın da şimdi eldiven takıyoruz, yağmurluklarımız oluyor. Elimizde buz bağlası, ekmek teknesi. İki tane çocuğum var benim. Annem babam var, onunla bakma şeyiz. Yaz kış devam ediyoruz, ne yapalım abi? Ama şimdi bu işte bir de şu özellik var. Şimdi adamın camını siliyorsun. Ya adam şimdi bir lokantaya gidiyor, görüyorum ben. Üzerinde hep de marka giymiş, altın yıldızınla, polonunla. La abi diyor, kardan diyor 50-100 lira daha fazla para veriyor. Adam vermiyor. Ben bunu ne yapıyor zaman zoruma gideyim. Ne yapıyor adam? Adam şimdi parayı vermeni ben de karar aldım. Parayı verenin camını siliyorum, vermeyeni de silmiyorum. Yani bu işte çok, adam çok zengin, 10 katlı binası varsa bir tane çay söylemez. Ama şimdi böyle gönlü zengin insanlar da var. Bedrettin abim gibi olduğu için şifretli kuyumcuyla. Camını silip de parasını alamadığım 18 yıldan beri var. Yapan var, amcamın oğlu var Tayfun Turan. Onunla beraber yapıyoruz. Orada da iki kişi kaldık. Tayfun Turan, bir de Mevlüt Turan. İkimiz kaldık. Daha da hiç kimse yok abi. İki kişi, 10 kişiydik. İkiye kadar indik. Niye indik? Adamlar para vermiyor. İşine kar yağdığı zaman gitmiyor. Yağmur yağdığı zaman gitmiyor. Ama biz Tayfun Turan'la kuzenimle ikimiz bu işi yağış, yağmur, kar yapıyoruz. Sıkıntı yok abi. Şimdi Altınordu Belediyesi'ni temizledik. Ulaş Başkan seçildiği zaman onun cam temizliğini yaptık. Onlara vinç çağırıyorlar. Vinçten birlikte temizliyoruz. Onu temizledik. Perşembe'yi temizledik. Bilim dershanesini temizledik. Çok. Gençlere tavsiyem şudur. Gençler abi tutturmuşlar baba parası yemeye. Sana ne diyeyim, gitmiş adam Amerika'nın kahvesini içiyor. Benim yeğenim var, yavrum gel diyorum size, gel beraber çalışalım diyorum. Sana 1,5 lira yemeğe vereceğim, fındık yemesi diyor orduda. Gelmiyor abi, gel diyorum cam temizleme öğreteyim, gel yanım sıra çalış diyorum. Yok diyor, benim de babam haçlığımı veriydi, şimdiki gençler baba parası yemeye alışmış. Ne yapalım abi? Gençler çalışmıyor abi, gençler.
Şimdi gençler ne yapmış? 2 yıldır üniversite okudum diye gelmiş lokantadayla bulaşıkla yıkıyor. Sana nasıl söyleyeyim? Şimdi adam 4 yıllık okumuş. Cam temizliği yaparken görüyorum. Genellikle böyle sana nasıl söyleyeyim? Kuyumcu mağazalarında olsun, elbise mağazalarında olsun. Sen diyorum, bacım ne okudun diyorum arkadaşım diyorum. Abi ben diyor 4 yıllık diyor tarih öğretmeniyim diyor. Bir tanesi diyor matematik öğretmeni, bir tanesi okumuş. Hepsi mağazada çalışıyor. Okumana da daha bir değeri kalmadığı için en iyisi bir meslek olacak. Kalanı yalan. Gençlerin meslek öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Mobilya, PVC, özellikle de şu zamanda otomasyon, araba beyni denilen otomasyon bölümünü okumalarını rica ediyorum.